Ulusal Birlik Partisi'nin siyasi stratejileri ve çalıştay, vizyon çalıştayında çok değerli bir konuğum var. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Doktor Dervişçioğlu. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'nin ulusal başkanı. Sayın Başkan, çok güzel bir duygusal bir konuşma yaptınız sabah. Nasıl görüyorsunuz Ulusal Birlik Partisi'nin geldiği noktayı 44 yıldan sonra? Biraz da sizin çocuğunuz gibi aslında parti. Aslında Ulusal Birlik Partisi toparlanmaya başladı. Gördüğüm kadarıyla gezen bir genel başkan, hareketli bir genel sekreter ve tabii yetkili organları tüzeğe uygun, muntazam bir şekilde çalışan bir Ulusal Birlik Partisi. Ve bu da bugün büyük bir çalıştayında başlangıcı yapıldı. Bunlar partilerde hareketlilik demektir. Yani bir partide hareketlilik ne kadar olursa o partide canlılık, dolayısıyla hedefe yürüyüş çok daha canlı olur, çok daha hareketli olur ve isabetli olur. Ancak siyasi partilerde, bütün siyasi partilerde en fazla ihtiyaç duyulan unsurlar bir tanesi de heyecandır. Yani partiye heyecan vermezseniz, o heyecanı duymayan kişi niye yürüsün senin arkanda, değil mi? Hedef, partiliğe hedef vereceksin, hedef göstereceksin. Ve tabii ki bu gibi toplantılarda heyecanı zaman zaman körükleyeceksin. Ben siyasi hayatımda onu yapmaya çalıştım. Ve işte belki partinin ömrünün çoğu iktidarda geçti. Muhalefete elbette, siyasete inanırsan muhalefete de inanacaksın. Çünkü ben muhalefete düştüğüm zaman hep arkadaşlar şunu söylerim. Siyasette iktidar olduğu gibi muhalefet de vardır. Ha, muhalefetten bir an önce nasıl iktidara geçebiliriz? Muhalefetteki onun hesabını yapacaksın. Politikalar üreteceksin, hedefler koyacaksın ortaya. Mesela ben size benim zamanımda yaptığım hedeflerden bir, mesela memlekette telefon yoktu. Ben bir hedef belirledim. Yani parti olarak bir hedef belirledik. Her köye bir telefon. Ne yaptık? Her kahveye bir telefon koyduk. Döndük, dedik ki her eve bir telefon. Köyde, köylerde, kırsal kesimde, kasabalarda evine telefon isteyen hepsine telefon koymaya çalıştık. Sonra dedik ki her ele bir telefon. Türkçeli getirdik. Ve işte cep telefonu artık o kadar yaygınlaştı ki içinden aileler bile çıkamıyor. Dolayısıyla hedef koy. Mesela şeyi, hizmet sektörlerini politikamızın esas olarak seçtiğimiz zaman ne yaptık biz? Dedik ki üniversite daha yasası yaptıktan sonra hedef 15 bin öğrenciye çıkarmaktır. Sonra başka üniversiteler de kuruldu. Yani bizim gayretlerimizle başka üniversiteler kuruldu. Bakma sonra dozunu kaçırdılar. Ve dedi ki o zaman 30 bin olsun hedef. Sonra 60 bine çıktık. 60 binden sonra da 100'e çıkmıştır. Turizm yatak kapasitesini. Biliyorsunuz yani turizmi hedefleriyle, yani turizm teşvik yasasını yaptım. Ama memlekette saray otel vardı. Bir de saray müspe otel vardı 85'te. Ufak tefek bir şeyler vardı. Hedef koyduk işte 15 bin yatağa çıkalım. Son hedefimiz 30 bindi. 30 bine artık geldik veya geliyoruz. Yani hedef koymak siyasette, politikada hedef koymak ve o hedefe ulaşmak için politikalar üretmek, programlar yapmak çok önemliydi. Ulusal Birlik Partisi de hedefleri olan bir parti. Yani bu hedeflerinden şaşmazsa ve bu hedeflerin gerçekleşme için politikalar üretir, programlar yapar ve uygularsa Ulusal Birlik Partisi'nin tekrar iktidara gelmesi çok mümkündür. Çünkü zaten bugün dörtlü bir koalisyon var. Ben ikili koalisyonlar kurdum. Çok uzun ömürlü olduktan söyleyemem. Dörtlü koalisyonun ömrü ikili koalisyondan daha da uzun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ikili koalisyonlarda görüşleri yakınlaştırabiliyorsunuz. Mesela ben 1999'da şey ettiğimde seçim propagandası yaptığımda vaziyetler koymuştum. Ama tek başımıza iktidar olmadık. Ben 2010'da Cumhurbaşkanı olduydum ya. Ben ona TKP ile Akıncı ile koalisyon ortaklığını devam ettirebilmek için Kıbrıs konusunda bir testimiz vardı. Ama bir ortak çıkış yolu bulduk. Dedi ki müzakereler devam etsin. Ama müzakerelerde bir uzlaşıya varılmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkasın. Böyle bir madde var. 99'daki protokolde söylüyorsunuz. O protokol bulursanız göreceksiniz. Orada başka hedefler de vardı. Demek ki hedef, siyasi partilerde hedef ortaya koymak, o hedefe
ulaşabilmek için politikalar var. Mesela serbest piyasaya koymak istediği. Biz CTB'den, TKB'den çok daha önce Avrupa Birliği'ne hedeflemiştik. Avrupa Birliği'nin birinci şartı nedir? Serbest piyasa ekonomisi olacak. Aksaydı almaz sizi. Ve biz öyle yola çıktık. Onun için bugünkü bu toplantıdan sonra toplanan komiteler Ulusal Birlik Partisi'nin misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini belirleyecek. Tabii ayrıca partide de teknik komiteler vardır. İşte tarımla ilgili komite, ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili falan. Oralarda biraz daha pişirilecek. Sonra yetkili organlarda esas partinin bir stratejisi, vizyonu, programı olacak. Peki parti bir yıldır muhalefette, hep bir de genel kanı vardır Ulusal Birlik Partisi muhalefet yapamaz diye. Halbuki çok sert muhalefet yaptığını görüyoruz. Siz nasıl buluyorsunuz? Evet. Yani hükümet sallanıyor dedi Sayın Başkan biraz önce. Evet, sallanıyor, doğrudur. Mesela Kıbrıs konusunda görüyorsunuz, Genel Sekreter, Dışişleri Bakanı, ki Dışişleri Bakanı eğer Cumhurbaşkanı'nın politikasının doğru olmadığını söylerse, TDP'nin ve CTP'nin politikasının doğru olmadığını söylerse, bir uyumsuzluk var demektir. Diğerden bir çatlak verecek demektir. Şimdi ekonomik politikalarda da zaten bir sıkıntı var. Evet, başbakan uğraşır, uğraşabilir. Ama başbakanın arkasındaki mekanizmada başbakan her hareketini alkışlamıyor gibi geliyor bana. Yani orada da bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Orada da bir sorun var diye düşünüyorum. Yani MHK'sıyla bir sorunu var gibi geliyor bana. Dışarıdan baktığın zaman da öyle geliyor. Bir sorun varsa o da başbakanın sıkıntısı olur. O da başbakanın hükümetteki bıkkınlığını yaratabilir. Peki Sayın Akıncı'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son federasyon ısrarında birçok tepkiler geldi aslında ama siz de bazen tepki gösteriyorsunuz. Şimdi ben fazla konuşmamaya çalışırım. Sayın Akıncı bana göre hata yapıyor. Hata yaptım. Çünkü Birleşmiş Milletler kayıtlarına ben Cenevre'deki toplantıda, Ban Ki-moon'un başkanlık ettiği toplantıda şöyle bir şey yazdırmıştım. Birleşmiş Milletler kayıtlarında vardır. Bütün başlıklarda anlaşılmadan toprak konusu, harita konusu görüşülmeyecek. Garantörlerin de toplandığı bir zamanda ayrı bir odada harita konusu, toprak konusu görüşülebilir. Ama hiçbir, bildiğiniz gibi gördüğünüz hiçbir başlıkta biz istediğimizi almadık. Tamam, sen gittin, haritayı verdin. Peki sen o toplantıdan, Krasmont'taki toplantıdan çıktıktan sonra öfke içerisinde ne dedin? Bu bizim nesil artık bu konuyu çözemeyecekti. Kıbrıs konusu gelecek nesillere kalmıştı. Sen neye gidiyorsun toplantı görüşmeye 26'sında? Bunun bir çelişki olduğunu düşünüyorsun. Çelişkiydi tabii. Peki ilerleyen süreçte 26'sında bir görüşme de var biliyorsunuz bu salı günü. Bir şey bekliyor musunuz? Bir şey olur mu sizce? Anastasiyades'le çok görüştünüz siz de. Olmaz. Ben Anastasiyades'le görüştüm. Ki Hristofias en makbulleri görünür. Yani Aker'in genel sekreteriydi o zaman. Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs konusunda sanki en uzlaşıcı çünkü yıllarca CTP'yle Hristofias görüşmeler yaptığı aylık, haftalık şeyler anlaşma metinleri bazen açık, aşikar, bazen gizli yaptılar. Ama iki Cumhurbaşkanı, Tayyip'le Hristofias gelince anlaşamadılar. Şimdi bugün Hristofias'la da anlaşmak mümkün değildi. Çünkü bakınız, dünyanın tanıdığı bir devlet, Avrupa Birliği üyesi. Şu anda gördüğünüz gibi askeri işbirlikleri yapıyor. Doğalgazın çıkarılması, Avrupa'ya ulaşılmasıyla işbirlikleri yapıyor. Yani bir zenginlik umudu içerisinde. Ve federasyonu da söylüyor ama federasyonun gerçekleşmesi için yapması gerekenleri de yapmıyor ve inkar ediyor. Dolayısıyla bir anlaşma alması mümkün değildi. Peki Türkiye'nin olsaydı 50 sene de olurdu. Türkiye'nin tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Mehmet Çavuşoğlu gelip gidiyor buralara. Sayın Erdoğan da çeşitli açıklamalar yapıyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye nasıl davranıyor? Türkiye yıllarca Kıbrıs'ta bir anlaşma alması için yumuşak davrandı. Hatta annem planında ben Türkiye'den ters düştüm. Biz onun sıkıntısı yaşadım. Tayyip Bey o zaman başbakandı ve Annan planı destekleme kararı aldı. Türkiye'de bütün gazeteleri, televizyon ekranları Annan planı neyine konuştu. Ben Annan planı neyine geldim. Ama şimdi geçen zaman içerisinde Türkiye'de görmüştü ki Rumların taktiği oyalama taktiğidir. Anlaşma taktiği değil. Şu anda da öyle olacak diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Türkiye Dışişleri Bakanı geldi. Yani alternatif politikalarımızı masaya koyma zamanı gelmiştir dedi ki biz zaten yıllardan beri iki ayrı devleti savunan İki ayrı devlet olmasa konfederasyon olsun diyen bir partiydik.
Peki Sayın Cumhurbaşkanım, son soruyu sorayım size. İç piyasadan, iç şeyden, siyasetten sorayım. Herhangi bir hükümet değişikliği veya bir seçim görüyor musunuz? Siz yılların tabii ki politik açısınız. Nasıl görüyorsunuz hükümetin durumunu? Yeni bir koalisyon kurulabilir mi olursa Birlik Partisi? Şimdi onun hesabını ben yapacak değilim tabii. Ama hükümette bir sarsıntı olduğu, özellikle dış politikada ve meclisteki bazı komite çalışmalarında Halkçı Parti ile terslikler olduğunu görüyorum. Ha, bu terslikler düzeltilebilir mi, doğrultulabilir mi, bir ortak noktada tekrar buluşabilir mi bilemem. Ama bu tersliğe devam ettiği sürece bu partinin hükümet ömrü uzun olamaz. Yani yakın zamanda bir değişiklik olabilir diyorsunuz. Olabilir. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nin çağrıştayındayız ve yanımızda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar var. Sayın Başkan, yine coşkulu bir Ulusal Birlik Partisi etkinliği izliyoruz ve siz de sabah çok coşkulu bir konuşma yaptınız. Neler hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum çünkü günün sonunda siyaset budur işte. Yani bu ortamları yaratmaktır, bu ortamlardan güç almaktır, bu ortamlardan bu coşkuyu hep birlikte yaşayabilmektir ve bir inanç uğruna, bir hedef uğruna hep bütün bu insanları gönül birliği içerisinde el ele ve yürekleriyle birlikte çalıştırabilmektir. Ve bir hedefimiz vardır. O hedef nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için gerek ekonomik bakımdan, gerek ulusal davamıza sahip çıkılması bakımından bütün bu çalışmalar hedefimiz, daha da güçlenebilmek için. İşte dedik biraz da bilimsel yönüyle. Çünkü işte siz de okuyan, yazan bir kişisiniz. Programlarınızı devamlı izliyorum. İnsanlar da partiler de kendilerini geliştirmeleri lazım. Onun için biz bu çalıştığa şimdi gruplar halinde fikir tartışması içerisinde nasıl stratejik vizyonumuzu geliştirebilirik ve onların da ifade ettiği gibi yani bizim uzmanlarımızın ve akademisyenlerimizin önümüzdeki dönemde tehditlere ve fırsatlara nasıl tepki ve nasıl fayda sağlayabilirik? Bütün bunların çalışması bilimsel temelde şu anda burada düzenleniyor ve önümüzdeki 3 hafta içerisinde 6 ayrı günde tamamlanacaktır ve bir sonuç bildirgesi çıkacaktır. Yani Ulusal Birlik Partisi gücüne güç nasıl katabilir? Ulusal Birlik Partisi hedeflerine nasıl daha iyi katılabilir? Tabii ki halkımızın, tabanımızın bütün beklentileri de göz önünde bulundurarak ona göre siyasetimizi geliştirmek ve gücümüze güç katmak. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin potansiyelini hayata ve politikalarımıza nasıl geçirebiliriz ve dolayısıyla ülkeye hizmet edebiliriz? İleriye doğru bir kabuk geliştirme. İleriye yönelik strateji ve hedef belirlemesinde herhalde bize bu çalıştayın sonuçları ışık tutacaktır diye düşünüyoruz. Umutluyum ki günün sonunda bu kadar insan bir araya geldiyse, bu kadar insan bu heyecanı yaşıyorsa mutlaka buradan bir sonuç çıkar, mutlaka bundan bir değerlendirme çıkar. Çünkü dünyanın her yerinde bu böyleydi. Bak Türkiye'de kampa giriyorlar. Kızılcahamam kampına girerler. Ne konuşurlar? Mutlaka bir şey konuşurlar. Biz de işte bu bir nevi kamptır. Çünkü tabii bu otelin de imkanları gördüğünüz gibi çok güzel. Yani bu salonları doldurduk. Yani tahmin ederim ki 1000'e yakın insan geldi bugün. Bu kolay bir olay değil. Yani böyle cumartesi sabahında 1000'e yakın insanı toplayabilmek böyle kolay kolay başlayacak bir iş değil. Dolayısıyla ben yürekten bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın düzenlemesinde emeği geçenlere, partilerimize ve çalışanlarımıza da yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü büyük bir emek verildi ve bu ortam yaratıldı. Mutlaka faydalarını göreceğiz. Peki sabah konuşmanızda hükümet sallanıyor dediniz. sallanıyor tabii. Dediniz ama yani tabii şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin koalisyon kuracağı da söyleniyor. Yani bir parti var mı, bir görüşme? Biz bir temas var mı diyelim daha doğrusu. Şimdi ben kurultayda genel başkan olduktan sonra kesinlikle bir görüşmem olmadı. Bilahare gelenler gidenler oluyor şu anda. Gelenler gidenler oluyor. Detaya hiç girmedik. Günün sonunda bir hükümet varsa bizim detaya girmemiz doğru olmaz. Ama günün sonunda bu ülke hükümetsiz kalmaz. Bu ülkede bir takım ihtiyaçlar ve şeyler vardır. Mutlak surette yapılması gerekenler vardır. Halkın pozisyonu belli, ekonominin durumu belli, Türkiye ile olan ilişkileri belli, protokol yok. Bir takım başka sıkıntılar işte görüyoruz. Hep söylediğim gibi al gülüm ver gülüm çerçevesinde yürüyen bir hükümet. Gerek Doğu Motor konusu var, Kıbrıs konusu var, Vicdan İlet konusu var, Kürtaj meselesi var, ekonomik meseleler var, işte hayvancının, çiftçinin durumu vardır. Dış siyasette Dışişleri Bakanı'nın farklı söylemesi, başkanın farklı konuşması, Sayın Akıncı'nın başka kulvarda olması hep birbirine rakip de olabilir daha sonra bu insanlar. Dolayısıyla bu ortam içerisinde bir şeyler sallanıyor dediğim gibi. Şimdi siyaset demek meseleleri okuyabilmektir, geleceği görebilmektir. Ona göre mutlaka olsa Birlik Partisi'nde bir düşüncesi olacaktır. Peki bir de Cumhurbaşkanı seçimleri konuşuyorum. Sizin isminiz de çok tabii ki söyleniyor Cumhurbaşkanı adayı olarak. Ulusal Birlik Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin tabanında böyle bir entiği vardır. Evet ve Ulusal Birlik Partisi tabii ki yıllardan beridir
memleketin en köklü, en teşkilatlı, en büyük partisi ve Kıbrıs konusunda da net bir vizyon olan bir parti. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusudur. Ancak benim şahsımla alakalı, ben kurultaydan sabah konuşmada da söyledim. 4 ay önce seçildim. 4 ay içerisinde çok çalışmalar yaptım ve gerçekten kurultay çalışmalarında da söylediğim gibi, yani bir ekonomist, bir maliyeci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hükümet başı olarak, bir başbakan olarak hizmet etmek esas hedefimdir. Bu saatten sonra bekleyip göreceğiz gelişmeleri. Evet, Ulusal Birlik Partisi çalıştayında Sakapuka Otel'de ve yanımızda Hasan Taçay var. Genel sekreter Ulusal Birlik Partisi ile Koç Emekleri aynı zamanda. Çok güzel bir çalıştay yapıyorsunuz. Her zamanki gibi oluyor. Ben ne kadar OPP olmasam da her gelirim. Ben hiç şey düşünüyorum. Gerçekten bu kadar insana burada olmak büyük bir başarı olarak düşünüyorum. Sen Taçay, ne diyorsunuz? Evet, oldukça meşakkatli bir dönem ve senin böyle bu şekilde düşünmene her zaman için takdir ettim. Takdir etmeye devam edeceğim. Çünkü senin de ruhunda, içinde muhakkak ki bir Ulusal Birlik Partisi kıvılcımı vardır. Ve elbet bir gün bu kıvılcım o ateşi yakacaktır ve sen de doğru yola geleceksin. Böyle söyleyerek başlayayım sözüme. Gerçekten çok meşakkatli bir çalışma oldu. Bir arşiv düzenlemesi, bir kurumsalı yakalayabilme, kurumsalın özelliklerini hissettirebilme ve bunu yapabilme, bununla uğraşma, kişilerin yaptıkları işi önemsemesi, özümsemesi gibi hep bütün hareketlerin gerçekleşmesi gereken ve benimdir noktasındaki aidiyeti kazanabilme düşüncesini ortaya koyma, geçmişten gelenlerin sadece geçmişe ait olmadığını, gelecekte de aynı şekildeki düşüncelerin daha ileriye taşınabileceğini ortaya koyan bir yapının oluşması için yapılan bir çalışmaya bu kadar insanın gönül vermesi gerçekten beni çok çok mutlu etmiştir. Ben arzu ettiğimin de üzerinde bir katılım gördüm Ulusal Birlik Partililerden, geçmişten gelen milletvekillerimizden, bakanlık yapmış arkadaşlardan, genel başkanlık yapmış arkadaşlardan, iki tane arkadaşım, genel başkan arkadaşım bugün burada yoktu. Sayın İrsen küçük rahatsızlığından dolayı burada yoktu. Sayın Tahsin Ertuğrul da yine bizim partimizin Acre diye isimlenen Avrupa Uluslararası Konservatif ve Reformistlerin toplantısına katılmasından dolayı ve partimizin oradaki üyeliğiyle ilgili çalışmalarından dolayı ve oradaki konferansta ülkemizi temsilen, partimizi temsilen yaptığı görüşmelerden dolayı aramızda olmaması tabii ki ayrı bir özellik oldu. Ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aynı şekilde Sayın Ersan Saner ve Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da orada onunla birlikte olmasından dolayı aramızda yoktu. Yani, sözün kısası hep bütün arkadaşların burada olması, onların da bizimle birlikte olması bize daha fazla bir cesaret vermiştir ve geleceğe daha olumlu bakmamızı sağlamıştır. Bugün burada bir tek şey görüldü ki Ulusal Birlik Partisi'nin temelinden geleceğe emin adımlarla, gerçekten sağlam temellerle yoluna devam eden bir siyasi partidir. Ve bu temellere işte o aidiyet duygusu dediğimiz duygu ve hislerle de katkı koyarak bunu benimseyen, özümseyen kişilerin de daha iyi yapması ve daha iyi yakalaması da bizim için mutlak bir mutluluk olur. Tabii son dönemlerde de koalisyon söylentileri de var çok sık şekilde. Sabah da Sayın Başkan sallanıyor hükümet dedi. Evet. Var mı öyle bir şey, bir görüşme, bir temas, bir şeyler oldu mu sizce? Yani vallahi yazıp biz, yazılıyor ama. Evet, biz beyanatlardan gördüğümüz, yapılan açıklamalardan gördüğümüz bir sürü şey var, söyleyin ismini, hükümet ortakları arasında çekişme var. Bu çekişme sadece hükümet ortakları arasındaki bir çekişme olarak görünmüyor. Yani bir şekilde bir aksilik var. Yani işin ruhunda bir bozukluk var. Bu bozukluk hep bütün topluma yansıyor ve yansıyan bu dağınık ve bozuk durumun hem idareye, hem ülke idaresine, hem hükümet edenlere yanlış ve halkın ters yönde olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebep oluyor. Bu gerçek anlamda şunu getirir. Halkın olumsuzluğu, mutsuzluğu bu hükümetin bittiği anlamına getirir. Ve bu bitişle birlikte tabii ki şimdi şu anda hükümet devam eder. Biz saflarımızı sıklaştırarak hükümetin cephesini daraltma arzusu içerisindeyiz. Bunu da yapıyoruz hareketlerimizde. Bu daralan cephenin içerisinde onlara biraz daha fazla adabıyla tabii ki devlet anlayışıyla yaklaşarak onların yanlış yaptıklarını ve doğruyu yapmadıklarını ifade ederek hükümette kalmamaları gerektiğini de ifade ediyoruz, söylüyoruz. Bu Ulusal Birlik Partisi aman iktidar arzusu içerisindedir değil. Ben hep şunu söylüyorum. Bugünkü hükümet devam etsin görelim. Ulusal Birlik Partisi kârdır. Ama halkım, vatandaşım, Kıbrıs Türk halkı maalesef o mutsuzluğunu ve olumsuzluğunu yaşadığı için, iktidara gelmesini arzuladığı için, Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarını arzuladığı için halk bunu talep ediyor ve istiyoruz. Yoksa biz şimdi şu andaki konumumuzda bir başarı öyküsüne imza atacak şekilde onların hatalarıyla daha ileriye giden bir siyasi konumdayız. Onun için bu bizim için ayrı bir değer.
Bize bir görev düşerse iktidar etme durumunda veya da seçime gitme durumunda biz hepsine hazır olduğumuzu söylüyoruz ve bunlara hazırlıklı davranmaya çalışıyoruz. Hem çalıştaylarımızda hem de komitelerimizin çalışmasıyla her şeyimiz hazırdır. Peki son olarak şeyi de sorayım. Cumhurbaşkanı seçimlerinde dillendiriliyor. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin bir aday çıkaracağı hep söyleniyor. Hatta evet. Bir aday var aslında, zorlu tura aday olduğunu söylüyor ama. Aday değil. Kendisi yani, ifadesi. Şöyle ki adayım diyor. Adayım demiyor. Adayım diyor. Bunun kararını bizim tüzüğümüze göre parti meclisi verir. Yani parti meclisi Cumhurbaşkanı'nı belirleyen parti meclisidir. Ulusal Birlik Partisi içerisinde. Onun için günü geldiği zaman, saati geldiği zaman Ulusal Birlik Partisi parti meclisi bunun cevabını verecektir. Ben hep şunu söyledim. Bilimsel derken herkes bir anket der. Anket değildir bilimsellik. Bilimsellik bir adayın kazanıp kazanamayacağı, hangi normlardaki bir adayın kazanıp kazanamayacağının araştırılması demektir. Hangi profilde birisini ister halk, onun araştırılması demektir. Bu şu değildir. Aman ben işte koyuyorum oraya 100 tane isim de bu isimler arasından birini seçiyorum demek değildir bu. Bu çok farklı bir çalışmadır. Onun için o bilimselliğin ve o interaktif çalışmanın halk arasında yapılması bizim için bir ayrı değerdir. Bunların hepsinin üzerine gidiyoruz biz ve yapmış olduğumuz gizlilerde de almış olduğumuz feedbacklerle de bunu besliyoruz sürekli. Ha bizim bu beslediğimiz kazanma arzusu içerisinde kim aday olur? Yarın oradan çıkacak olan, o profilin içerisinden çıkacak olan kim ise onu aday yapacağımızı da söylüyoruz. Ve Ulusal Birlik Partisi muhakkak mutlaka çıkarttığı aday veyahut da destek verdiği aday parti meclisine göre kim isterse olsun seçimi kazanmak için bunu yapacaktır ve seçimi kazanacaktır. Peki, teşekkür ederim. Çok başarılı dilerim çalıştığınızda. Umarız tabii ki sizin için de partiniz için iyi olur. Ben bu çalıştığından olumlu sonuçların çıkacağını, bu heyecanla, bu azimle buradan olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum ve partilime ve partiye sahip çıkan bu geniş aileye tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nin bir dakika ismini öğrenelim önce. Siyasal Stratejiler Vizyon Çalıştığı. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nin Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı'ndayız. Acapulco Otel'de ve yanımızda Dursun Oğuz var. Ulusal Birlik Partisi genel sekreterinden. Dursun Bey, çok yoğun bir kalabalık var burada. Hı hı, evet. Neler bekliyor bugün? Ne arzu ediyorsunuz? Şimdi Ulusal Birlik Partisi biliyorsunuz daha önce de bu tip organizasyonu yaptı ama bu defa daha geniş kapsamlı olarak örgüt başkanının içine dahil edildi. Geçmiş bürokrat yapanlar, geçmişte partide yöneticilik yapanlar, büyüklerimiz yanına partinin bugüne gelmesine çok emekleri olanlar, kurucuları, milletvekili, bakanlık yapanlar. Partiye hizmeti geçen herkes geçmişle geleceği aslında bir yerde kaynaştırmak adına. Gelecek vizyon anlamında da Ulusal Birlik Partisi'nin bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem ülkeye hizmet anlamında, ne tip projeler anlamında ve siyasal düşünce anlamında neler yapabilir? Bunun bir yoğrulması olacak aslında burada. Ben buradan bu organizasyonu yapan, uğraşan, tüm emek veren, başta parti genel merkezi olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür etmek istiyorum. Ama gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir kalabalık, büyük bir ilgi var. Bu ilgi aslında sadece partisel anlamda değerlendirilmeli, bu ülkeye hizmet anlamında değerlendirilmeli. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak yıllarca bu ülkede iktidarlık yapan, hep derler ya Ulusal Birlik Partisi iktidar partisi, doğrudur ama günahıyla sevabıyla yanlışlar da olmuştur ama bu ülkeyi mutlaka bulunduğu noktadan hep bir adım ileriye götürmekle ilgili projeleri vardır. Geçmişte bu da bellidir. Ama gelecekte de bu ülkeyi yönetmekte sadece iktidar koltuklarında değil, muhalefet olarak da fikir anlamında, proje anlamında neler yapılabilir? Ekonomik olabilir, sosyal olabilir, daha geniş teferruatlı olabilir. Katılım ağında daha tabana yayarak daha çok düşüncenin ve fikrin geldiği bir çalışma olacak, bir vizyon çalışması olacak. Dediğim gibi bugün için değil, gelecekle ilgili bu olacak. Ulusal Birlik Partisi bu ülkede her zaman büyük parti olarak da tek başına iktidarda her zaman adayıdır. Geçmişte de bunu gösterdi. Bundan sonra da potansiyel olarak da bu potansiyeli var. Bu nedenle bu çalıştay çok önemli. Köklü bir değişiklik bekliyor musunuz? Bu yani UBP kabuk değiştiriyor diyebilir şimdi miyiz? UBP kabuk olayı şey değil çünkü Ulusal Birlik Partisi her zaman geçmişine bakarak geleceğe de yönlenecek. Ama geçmişte kalan geçmişte kaldı diye değil. İyilerin de kötülerin de ayıklayacak. Yani bazen muhasebe yapmanız lazım ki nerede hata yaptık diye. Çünkü Ulusal Birlik Partisi hiçbir şey hata yapmadan geldi dersek burada yanılmış olur. Halkla biraz da yani popülizm yapmış oluruz. Mutlaka hatalar da vardır ama iyiye nasıl ulaşabiliriz? Geçmişte neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık? Toplumun ihtiyaçları nelerdir? Çünkü dünkü ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçları ve gelecekteki toplumun ihtiyaçları aynı değil. Dünkü siyasi partilere baktığınızda görüş, felsefe, düşünce, ideoloji anlamında da aynı değil. Bugün daha farklı. Bugün siz bile çıktığınızda geçmişteki partiler ne oldu diyorsunuz? Kabuk mu değişti? Bu kabuk değil aslında. Bu eğer
tüm toplumu kucaklamak istiyorsanız, bütün siyasi partileri de düşünce, her düşünceki insanı da kucaklıyorsanız, onların da sizde bir şeyler bulması lazım. Bu bulmak anlamında sadece oy anlamında değil, hizmet anlamında, vatandaşlık anlamında, hak anlamında, adalet anlamında. Bunu ama gerçekçi bir zeminde yapmak lazım. Ulusal Birlik Partisi gelecekte yine ülkenin her zaman birinci büyük partisi ve buna tek başına iktidara hedefse ve gelecekte de nasıl ki 75 yılından bugüne kadar geldi, daha da ileriye gitmek anlamında, daha da kalıcı olmak anlamında mutlaka bu çalışmalar tüm siyasi partiler yapmak zorunda. Ama Ulusal Birlik Partisi daha fazla buna ihtiyacı olan parti. Çünkü ülkenin de Ulusal Birlik Partisi'ne ihtiyacı var. Gerek düşünce anlamında, gerek çalışma anlamında, ideoloji anlamında da. Ama dediğim gibi dar kalıplarda değil, daha geniş yelpazeyle gündemde, güncellere değişen, ihtiyaçlara değişen düşüncelere göre geleceği de planlama durumundasınız siz. Sadece oturup da biz dün de buyduk, hala buradayız demekti de olmuyor bu iş. Mutlaka çalışma yapmanız lazım, parti ileri taşımanız lazım. Burada hepimize görev düşüyor. Gerek milletvekili olarak, gerek bir birey olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bu amaç bu. İnşallah buradan maksimum düzeyde fayda alırız. Herkese de mutlaka sonuçları olacaktır bunun. Paylaşılacaktır. 3, 2, 1, evet, Ulusal Birlik Partisi çalıştığına yanımız devam ediyor Acapulco Otel'den ve yanımızda Sağlık Eski Bakanlığı, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu. Faiz Bey, oldukça coşkulu bir etkinlik yine. Ama ben size şunu sormak isterim. Her zaman söylerler Ulusal Birlik Partisi muhalefet yapamaz diye. Bir senedir muhalefettesiniz ve çok etkili muhalefet izliyoruz sizden. Önce oradan başlayalım isterseniz. Yani muhalefet yapamaz herhalde bir ön yargıydı. Ama şu anda dediğiniz gibi, yani özellikle son 5-6 aydır bence çok ciddi bir muhalefet yapıyoruz. Her konuyu gündeme getiriyoruz. Ama bizim sadece şikayetimiz yaptığımız muhalefetin dozajı ve derecesi boyutunda, özellikle yazılı basında şey bulamıyoruz. O yansımayı bulamıyoruz. Yoksa benim bildiğim kadarıyla bu bütçe döneminde, tahmin ederim tarihinde mecliste, her bakanlık bütçesinde sabaha yakın saat 4'te 5'te biten bir süreç olmamıştır tarihinde. Ama dediğim gibi beklenen o yansıma yazılı basında özellikle doğrusu yok. Bunu söylemek lazım. Ama yani sonuçta televizyonlar sizler vasıtasıyla gene de derdimizi, sıkıntıları, yapılan yanlışları halkla paylaşma imkanı buluyoruz. Peki çalışmalara geleceğim ama tabii Sayın Başkan sabah hükümet sallanıyor dedi. Var mı bir şey öngörünüz, sizin yani sallanıyor da ne olacak? Yani şu var, yani şu anda gördüğüm kadarıyla tamamen ne kadar daha, kaç gün daha götürebiliriz durumundadırlar. Aldığım bir bilgi, bu maaşların ödenmesi konusunda bile bir sıkıntının olduğu. Ekonomik program heyet geldi, onlarla bir görüşme yapılıyor. Yine aldığımız bir bilgi, bir yıllık olarak düşünülüyor ki 3 yılda bir biliyorsunuz yapılıyor. Burada bir sıkıntı var. Zaten sektörleri söylemeye gerek yok. Sağlık çökmüş vaziyettedir tamamen. Turizm dibe vurmuş vaziyettedir. Ekonomi söylemeye gerek yok. İnsanlar artık ekmek alacağında dahi hesap ediyor. Bir kilo domates mi alayım, yarım kilo domates mi alayım? O duruma düştü. Yani merak ediyorum hangi sektör memnun? Gördüğüm kadarıyla hiçbir sektörde bir memnuniyet ve şey söz konusu değil. Dolayısıyla artık uzatmaları oynuyor diye görüyorum hükümeti ve gerçekten de tabii gerginlik arttıkça kendi işlerinde de sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hep birlikte göreceğiz. Ulusal Birlik Partisi hep söyledik, biz kimsenin peşinde koşmayız. Ama eğer bir ihtiyaç durumunda parti çıkarlarının üzerinde ülke çıkarları bizim için önemlidir. Ülkenin böyle bir gereksinimi, böyle bir ihtiyacı varsa elimizi tabii ki taşın altına koyacağız. Ki Ulusal Birlik Partisi'nin esasında şu anda en büyük katkı sağlayacak şey bir erken seçimle muhtemelen tek başına iktidara gelmedir. Ama buna rağmen biz dediğim gibi partisel çıkarların üzerinde bizim için ülkesel çıkarlardır. Böyle bir durum olursa oturulur, konuşulur. Ama yani kimse de zannetmesin İlle Ulusal Birlik Partisi hükümete girsin diye efendim onun bunun peşinde koşacak, onunla bununla taviz verecek. Böyle bir şey söz konusu değildi. Zaten bugünkü kalabalığı, bugünkü coşkuyu gördükten sonra çok daha ihtiyaç olmadığını hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Peki bugünden de konuşalım biraz, son olarak sizsiniz. Çalıştay yapıyorsunuz, evet. Ve ileriye doğru bir kabuk değiştirme görülecek herhalde olup ve tabii ki bunun 6 gün sonunda, evet, çıkacak olan bir sonuç bildirgesi var. Neler bekliyorsunuz siz? Yani bizim 2021 yılı vizyonu dediğimiz, yani önümüzdeki 2-3
yıl içerisinde Ulusal Birlik Partisi'nin hükümete gelmesi durumunda neleri planlayacağını, neler yapılacağını, bir kere artık radikal karar alınacaksa alınacak arkadaşlar. Artık bu ülke öyle bir noktaya geldi ki seçilme kaygısı olmadan cesurca problemlerin üzerine gitmek zorundayız. Bu çalıştay da esas çerçeve olarak Ulusal Birlik Partisi'nin önümüzdeki 2-3 yıllık vizyonunu ortaya koyacak. Ama ben özellikle altını çizmek istiyorum. Yani efendim işte şunu yaparsam zarar görürüm, bunu yaparsam oy kaybederim kaygısının ötesinde ülkenin geleceği için atılacak her türlü müspet adımı atmak zorundayız. Popülist yaklaşımlardan uzak durmak zorundayız. Bunların tartışılacağı bir çalışta olacak. Gayet güzel organize edilmiş, hazırlanmış. İnşallah toplam 6 gün, 2-2-2 şeklinde 3 hafta boyunca. Onun sonunda da sonuç bildirgesi yayınlanacak. Ülkemize, özellikle partimize de hayırlı olsun diyorum. Ama dediğim gibi bu katılım ve bu coşkuyu gördükten sonra bugün, bakın cumartesi tatil ve bir bakıyorum Karpaz'dan, ta Dip Karpaz'dan gelen arkadaşlarımız var. Efendim Lefke'den gelen, Yeşilırmak'tan gelen arkadaşlarımız var. Bu da zannederim Ulusal Birlik Partisi'nin diğer partilerle kıyasladığınızda en büyük ayrıcalığıdır. Ben iddia ederim bugünkü kalabalığı hiçbir parti kurultayında dahi, bakın kurultayında dahi toplayamaz. İşte Ulusal Birlik Partisi farkı bu. Siz de gördünüz zaten. Ulusal Birlik Partisi'nin siyasal stratejileri ve vizyon çalıştayındayız. Ve aramızda Ulusal Birlik Partisi ile Koşa Birlik Vekili Olgun Amcaoğlu. Olgun Bey, çok kalabalık bir ortam var gene. Ulusal Birlik Partisi'nin bilindik manzaraları. Evet, aynen öyle. Yani hep bunu yapıyor Ulusal Birlik Partisi. Bugünün esasındaki en önemli amacı öğrenenlerle öğrenenleri ve öğrenecek olanları bir yerde buluşturmak. Zaten vizyonu ve misyonu belli olan Ulusal Birlik Partisi'nin yeni siyasal stratejilerle bundan sonraki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamındaki neler yapması gerektiğini yine hep birlikte bu konuda Ulusal Birlik Partisi'ne gönül verenlerle birlikte tartışmak ve hep birlikte bir kolektif çalışmayla ortaya çıkacak olan günün sonundaki sonuçlara ulaşabilmenin yollarını aramak bence çok değerli bir toplantı. Belki de çok uzun zamandır yapması gerekeni yapıyor şu an Ulusal Birlik Partisi ve bu noktadaki en alttan en üste kadar kendisiyle bu konuda kafa yormak isteyenlere diyor ki gelin hep birlikte masanın arasında buluşalım. Bu çalıştayda yeni siyasal stratejileri belirleyelim ve misyonu belli olan, vizyonu belli olan Ulusal Birlik Partisi'nin yine söylediğim gibi eskiden bu işin ta başından startını veren öğrenenlerle bugün öğrenenlere ve öğrenecek olanlara yeni yollar ve hedefler aşmanın sonuçlarına ulaşmaya çalışıyoruz buralarda. Bizim için çok önemli, herkes için çok önemli. Neden ülke için de önemli olması gerektiğini söylemek isterim ki, evet, buradan çıkacak olan sonuçlardan sonra bu ülkenin geleceğinde bir şeyler yapmanın yollarının ne olduğuna karar verecek bugün Ulusal Birlik Partisi. Çok köklü bir şey bekliyor musunuz ya? Köklü bir değişiklik beklemiyor belki ama köklü biraz bir değişiklik değil ama en azından gelişen olacak. Evet, gelişen şartlara ve çağa uyum noktasında siyasal anlamdaki stratejileri de bunlara uygun şekilde getirip evet vizyonunuzu ve misyonunuzu da yoğurup ortak bir çalışmanın eserini ortaya çıkarıp bundan sonraki süreçlerde Ulusal Birlik Partisi'nin nelere daha fazla dikkat edip neleri ön planda tutup ve yoluna devam edeceğini adamı tartışmak çok doğru olur. Yani hep ben bilirim, ben en iyisini yaparım ve benim yaptıklarımda herhangi bir sıkıntı yoktur diyerek yolunuza devam ederseniz ve tabandan gelen seslere yukarıda bu konuda tavanda karar verirken dikkat etmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Bu sıkıntılar olmamasıyla alakalı çok önemli bir çalıştay. Bu çalıştayın sonucunda da ben inanıyorum ki zaten sağlıklı olarak gelişen büyüyen Ulusal Birlik Partisi zaten ülkenin önündeki engelleri aşmasında en büyük projelere imza atan Ulusal Birlik Partisi bundan sonraki süreçlerde de yine ona bir mihenk taşı teşkil olacak olan bu çalıştaydan hemen sonra yolunu daha rahatlıkla, daha içtenlikle ve tavanının ve tabanının ortak uyumu içerisinde aldığı kararlar devam edecektir diye düşünüyorum ben. Güzel bir çalışmadır. Peki bir hükümet değişikliğini bekliyor musunuz? Yani Ulusal Birlik hükümet hazırlanır gibisinden bir söylentiler de var tabii ki ama bu da onun gibi bir şey mi acaba? Şimdiki hükümet değişikliğiyle alakalı çok önemli bir şey söylemek istemiyorum ama meclis aritmetiği içerisinde ülkenin beklentilerini karşılayabilecek projeleri hayata üretemeyen bir dörtlü koalisyon hükümetinin %83'e varan memnuniyetsizliği %17 takdirle devam eden bir dörtlü koalisyon hükümetinin devam etmesini zaten halkımız sürekli değerlendiriyor. Bize göre verilirse Ulusal Birlik Partisi'nin bu konudaki yetkili kurullarda karar aldıktan sonra eminim hükümetse hükümet, erken seçimse erken seçim, ülkenin bundan sonra geleceğiyle alakalı olumlu olan her şeye
Ulusal Birlik Partisi'ne katkı koyacaktır. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nin siyasi strateji ve vizyon çalıştayındayız. Ve yanımızda Ulusal Birlik Partisi'nin Girne Milletvekili eski bakanlardan Özdemir Berova. Efendim, çok coşkulu bir etkinlik gene Ulusal Birlik Partisi'nden. Valla şöyle ifade edeyim açık yüreklilikle. Yani bugün gerçekten partimizde gurur duyduğumuz, partimizin o geniş kadrolarını bir kez daha aramızda gördüğümüz bir gün oldu. Hal böyleyken böyle büyük bir partinin de iktidara yürüyüş yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini görmemek için görme özürlü olmak gerekir. Bugünkü bu çalıştayın başlangıcında gerçekten tüm bakanlarımız, tüm milletvekillerimiz, tüm eski bürokratlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz hepsi buradaydı. Biz onları burada görmekten büyük bir onur ve şeref duyduk. Partilerimiz, örgütlerimiz, bütün bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her tarafından buraya geldiler ve çok güzel bir açılış oldu. Bundan sonraki süreç içerisinde de çalışma gruplarımız önümüzdeki dönem için daha güçlü bir UVP ve buna bağlı olarak da tabii ki daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmalarına devam edecek ve bir hedef ve bir strateji ortaya koyacak. Bize düşen görevde milletvekilleri olarak, partinin yetkili kişileri olarak buradan çıkacak bu sonuçlar çerçevesinde hem partimizi hem ülkemizi daha ileriye götürmektir. Bu konuda da elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya da bu partinin bir neferi olarak hazırız. Peki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'a konuşurken sabah açılış konuşmasında hükümet sallanıyor dedi. Var mı bir şey, yani bir görüşmeniz, bir şeyiniz var mı bugünlerde? Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin en temel değerlerinden bir tanesi de geleneklerine bağlı olmasıdır. Ulusal Birlik Partisi geleneğinde bir hükümet devam ederken o hükümetin herhangi bir fraksiyonuyla görüşmek söz konusu dahi olamaz. Bu yüzden öyle bir görüşme pek tabii ki olmamıştır. Ancak Ulusal Birlik Partisi bu dönem içerisinde çok etkili bir ana muhalefet de yapmıştır. Bütün sorunları hem meclis kürsüsünden hem de tüm medyadan dile getirmiştir. Ve hükümet bu bağlamda gördüğümüz zaman ciddi anlamda bir sıkıntıya düşmüştür. Sayın Tufan Erman'ın dün Yeni Erenköy'de bir açıklaması vardı. Bu konuyla ilgili ben ses tonunu da iyi bilen bir kimse olarak gördüm ve dinledim ki yani kendileri de büyük bir sıkıntı içerisindedir. Çünkü siyasetin doğasına aykırı bir hükümet oluşturulmuştur. Dört partinin sadece aritmetik üstünlüğüyle oluşturulan bu hükümetin de esasında bir yıl gibi bir süre böyle ağır aksak gelmesi de ülkeye büyük bir kayba sebep olmuştur. Bu bağlamda baktığımız zaman bu hükümetin önümüzdeki dönem içerisinde sağlıklı bir şekilde yürümeyeceği apaçık ortadadır. Ancak Ulusal Birlik Partisi bu meyanda kendi şu andaki görevini etkili ve fiili muhalefetini yapmaya devam edecektir. Ama olası bir hükümet bozulması halinde de Ulusal Birlik Partisi en zor dönemde dahi iktidara gelmeye hazırdır. Evet, Ulusal Birlik Partisi siyasi stratejiler ve vizyon çalıştayındayız ve yanımızda Ulusal Birlik Partisi Genel Yardımcılarından Ahmet Savaşan var. Ahmet Savaşan, çok güzel bir organizasyon. Evet. Elinize sağlık. Neler bekliyorsunuz bu organizasyondan? Tabii güzelliğinin sebebi başta kurucu cumhurbaşkanı ve ulusal başkanımız olmak üzere eski hayatta olan ve ülkemizde olan başkanlarımızın katılımıyla bütün neredeyse seçilmiş ve atanmışların çok ciddi katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalıştay. Amacımız görev süremizin sonucunda 2021'de belirlenecek olan bir strateji planı oluşturmak ve vizyonumuzu gözden geçirerek bunu daha ileriye taşımak. Bu anlamda çok ciddi bir organizasyon kurulu, yüksek istişare kurulu ve çeşitli kurullarda çalışan pek çok arkadaşımız var. Bu çok kolektif ve inanarak bir araya gelen insanların, milletvekillerinden tutun da bütün yetkili organlardan oluşan arkadaşlarımızın inanarak geliştirdiği bir proje. Biz 6 gün süresince öncelikle buradan çıkacak görüşleri temel alarak ondan sonra da bu temel üzerinde bilimsel yöntemlerle çağdaş ülkeler, çağdaş partiler, çağdaş devletlerde yapıldığı gibi bizler de burada partimizde en köklü parti olan Ulusal Birlik Partisi'nde aynı çalışmaları yapmak ve en önemlisi ülkemize daha elle tutulur,
hedefleri göstererek ne yapabileceğimize ışık tutacak bir çalışma ortaya koymaktır. Bu anlamda ben sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bunu yapmak kadar ülke insanımızla paylaşmak da çok önemli. Ve ne yaptığımızdan haberdar olmaları çok kıymetli. Dolayısıyla sizlere de aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Peki Ulusal Birlik Partisi'de bir kabuk değiştirme, yani ileriye doğru bir gidiş olacak mı buradan sonra? Şimdi politikalarında. Şöyle diyelim, geçmişe saygı duyarak dedik aslında. Geçmişe saygı duyarak elbette ki geleceğin ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Bu da elbette ki daha çağdaşlaşarak, daha şeffaflaşarak ve insanımızın anlayabileceği dilden konuşarak. Çünkü bir de biliyorsunuz çağ ve toplum değiştiği zaman siz bir takım diyalektiğinizi de değişmeniz lazımdır. Çünkü sizin bilmeniz yetmez. İnsanların da anlayabileceği, gençlerin anlayabileceği, kadınların anlayabileceği, toplumun bütün kesimlerin anlayabileceği bir dilden konuşmak gerekir. Dolayısıyla ben bu anlamda da çalıştayım. Çok güzel sonuçlar doğuracağını ve eskilerimizin biriktirdiği kültürü, eskilerimizin biriktirdiği değerleri çok daha ileriye taşıyabilecek bir sinerjinin oluşacağını düşünüyorum. Peki bu çalıştayın sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak değil mi? Bunun stratejik plan raporu ortaya çıkacak. Bu stratejik plan raporunda genel başkanımızın uygun görmesi halinde mutlaka paylaşacağız. Tabii ki stratejik planı biliyorsunuz, strateji yönleri de vardır. Yani işte güçlendirmemiz gereken yanlarımız, bizi tehdit eden yanlar gibi konularda tabii ki ketum kalacak ama genel perspektifi, en azından vizyonu ve belli stratejik planlar noktasında da paylaşacağız.